Arkadaşlar bugün sabah erkenden kalktık. İlk işimiz kahvaltı yapmaya gelmeyi. Şimdi burada böyle bir Adana burası kahvaltıcılar sokağı diye bir yer var. Bir sürü esnaflar var. Etrafı kalabalık ve herkes buraya geliyormuş kahvaltı yapmak için. Biz tam Van'a kadar gelmişken tabii ki buranın kahvaltısı denemek istiyoruz ve göstereyim neler getirdiler. Burada domates, salatalık, peynir çeşitleri var. Peki bu ne? Bu kaymak. Kaymak var. Bu tereyağı. Tereyağı. Bıçacık. Evet. Wow. Van otlu peyniri. Evet. Bu da tekrar kaymak. Tekrar kaymak. Bu da başka peynir çeşidi. Bu bir aslında bu bir... Evet. Evet, peynir. Çeşit gelince de göstereceğim. Daha çeşit mi geliyor? Oo. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Bu ne? Bir sürü şeyler var. Yumurta getirmişler. Sucuk var. Peki bu ne? Bunun adı kençurun. Kençurun. Bu sadece Van'da yapılan. Evet. Un ve yağ yumurtayla birlikte yapılıyor. Okey, okey. Ondan sonra böyle bir şey de varmış. Adı ne bunun? Bu cacık. Cacık var. Bu da tavuk. Bu din kızartılmasıyla, sütle birlikte kızartılmasıyla tavuk elde edilir. Süt. Süt ve kavun. Kızartılıyor. Süt ve buğday. Süt ve buğday kızartılıyor. Böyle bir şey ortaya çıkıyormuş. Kabut. Kabut. Ondan sonra olmazsa olmaz reçel. Burada ekmek var. Vay, çok güzel. Hepsi tamam mı? Daha gelecek. Daha mı gelecek? More. Eyvah, eyvah. Çeşit gerçekten çok fazla. İçeceğim. Az önce tadına bir baktım. Tadı çok güzel. Bir de böyle ılık getirmişler. Böyle biraz sıcak. Ben biraz böyle geri sürüyorum. Isıtıp getirmişler. Ayşe için çok güzel olurdu bu. Bunu dene bunu. Tamam. Bunu dene. Burada da içebilirsin. Doğru. Peki bu ne? Van çöreği. Bunu hiçbir yerde bulamazsın. Van İstanbul, çöreği. İstanbul'da genelde simit yerler. Evet. Biz burada van çöreği yiyoruz. Ha, burada evet. Simit yaygın değil mi? Yaygın değil. Biz simit sevmiyoruz. Aha. Van halkı olarak. Evet. Van çöreği yiyoruz ve bunu Türkiye'nin başka yerinde bulamazsın. Hmm. Nasıl? Güzel mi tadı? Hmm. Hakikaten güzelmiş ya. İlk defa böyle bir van çöreği deniyorum. Ama tadı güzel. Arkadaşlar böyle bir aşağıya denemek istersin. Şimdi sıra sucuk. Yardımcı ediyorum Ayşe çünkü tabak ister istemez biraz sıcak. Bunu bir tane van peyniri bir tane yemeğini yemeğini da korkuyor doğal olarak. Şey, bunu, bu yağ mı? Ne yağı bu mesela? Allah annem yapıyor, bilmem nasıl. Sonra birazcık bal ekliyorum arkadaşlar böyle. Mirtoge. Evet. Mirtoge. Neyden yapılıyor? Kızarmış un ve yağla birlikte. Ondan sonra reçelde dökebilirsin. Özellikle biraz... vişne reçeli güzel gidiyor. Öyle mi? Evet. Tamam. Bunu deneyeceğim. Geçiriyorum, yakılaşıyorum kurun diye. Böyle yumurta. Yanındaki de yumurta mı acaba? Yumurta ve kavurma. Hmm, yanında kavurma et. Burada böyle kızartılmış yumurta var. İlk önce kavurma etten başlayacağız böyle. Hmm. Bu çok süper. Çok güzel. Bilmiyorum. Ben daha çok... Aslında biraz soğudu çünkü ister istemez ilk önce Ayşe'ye kahvaltını yediriyorum, ondan sonra video çekiyorum. Ama soğumuş olmasına rağmen tadı yine de güzel arkadaşlar. Bayıldım.
şimdi bu cacığı merak ediyorum. Cacık, kahvaltıda cacık olur muymuş? Oluyormuş, ilk defa görüyorum. Şimdi böyle bir cacık aldık. Ay, ekmek. Ayrıca cacık. Kafanı rahatlık sabah sabah. Tadına bir bakacağız. Birazdan kahve çay ister misin? Para mı gideceğim? Teşekkür ederim. Hocam çay alayım ben. Bu arada her 30 saniyede çay servisi geliyor. Ekstra çay isteyenler için. Bakar mısınız? Kaçıncı çayım bile bilmiyorum. Çay da içiyoruz. Çay. Evet. Çaylar şarap gibi akıyor. Evet. Meryem, geleceğim. Acele etmeden yavaş yavaş yiyeceksiniz. Sohbet edeceksiniz. Hani en az böyle bir buçuk saat oturulur diye tahmin ediyorum. Çünkü hepsi bir anda yemek zor. Burada pekmez var. Arkadaşlar, Van otlu peyniri ilk defa deneyeceğim hayatımda. Burada birkaç tane bitki var ya, yapraklar, ot gibi bir şeyler. Herhalde ondan Van otlu diyorlar. Yani otlu peyniri diyorlar. Şimdi tekrar olmazsa olmaz ekmeğimizi alıyoruz. Ve biraz peynir, o biraz sert bir peynir. Evet. Anladığım kadarıyla. Bunu o zaman çatalla alıyorum. Arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Yani çok fazla çeşit geldiği için, yani istese de bitirmek çok zor oluyor. Çok uzaldı her şey. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu gidişle bayağı bir kilo alacağım. Neyse ki ülkemizde kilo almak güzel bir şey. Çok yedim, beğendim Van kahvaltısı. Yani en beğendiğim kahvaltı aralarında, yani girmiş olabilir, yani sıralama yapmak gerekirse. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Hele ki bu ekmek, böyle çörek ekmeği muazzam. Çok hoşuma gitti. 10 numara 5 yıldız. Bir daha buraya gelirsem mutlaka böyle bir kahvaltı yemek isterim. Çünkü hakikaten çok başarılı bir sunum yapmışlar ve çok beğendim arkadaşlar. Annem, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Kahvaltı çok güzeldi. Çok sevdi. Var mı bir hikayesinin bu kahvaltıyı, anlatır mısınız? Şimdi 1940'lı yıllarda. Evet. Bildiğimiz tasta sütle başlıyorlar. Evet. İçine ekmek doğruyor, köy ekmeği. Hı hı. Yanına bu sefer peynir, zeytin, cacık derken bakıyorlar, bir kültür oluşuyor. Evet. İşte dedelerimiz başlıyor 1940'lı yıllarda. Ve yıllar önce Van erkeği çok centilmenmiş. Yani nasıl? Erkek eşini uyandırıp kahvaltı istemeye kıyamıyor. O yüzden olay oradan başlıyor. Ve biz de büyüklerimizden aldığımız bayrağı en iyi şekilde bizden sonraki nesile devretmek istiyoruz. İşimizi çok iyi yapıp gelen her misafiri kendi misafirimiz gibi karşılıyoruz. Bu sefer dostlar da misafirler de memnun kalınca birilerini öneriyor. Bu sefer aile büyüyor. Ve bölge insanın en farklı özelliği gerçekten misafirperver, sıcakkanlı, Anadolu kültürünün hiç bitmemesi bu şehirde çok önemli bir argüman oluyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Van güzel, Van kahvaltısı Van'da güzel diyoruz. Dostları buraya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. İşte dediği gibi, yediğim en güzel kahvaltılardan biri. Ortam çok samimi, çok sıcak. Bu arada reklam değil, sadece yaptığımı gösteriyorum size. Çok sevdim yani. O yüzden Van'a gelirsiniz, yani denemek isterseniz aklınızda olsun diye söylüyorum. Bitmeyen çay ikramlarla birlikte arkadaşlar, bu kaçıncı çay bilmiyorum. Yani bu 10. çay olabilir, yani abartmak istemiyorum ama çok çay içtim, yani en az 5-6 bardak içtim. Ki Mozambik'te bu kadar çay içilmez, en fazla bir tane kupa bardağı içiyoruz. Ama şey fark ettim, Sabatula, burada bir aroması var değil mi bu çayda? Ha. Sen dün akşam... Aa, yok, kolonya. Evet, hani şöyle yaptık. Bir koku güzel, bir koku ama çok güzelmiş ya. 400 sayfalık kitaplarını 2-3 gün. Yemekten sonra bir kahveye geldik tam merkezde.
kahve böyle servis ediliyor burada. İlk defa böyle bir sunum görüyorum. Kahvaltı yedik, bol bol çay içtik derken, hani ikramlar bitti derken, Ceren Türk kahvesi çekiyor ve nasıl çekiyormuş. Bu ne denir, var mı bir isim bunun? Şapkası işte. Böyle açıyoruz ve kahvemizi içiyoruz. Burada da yanında olmazsa olmaz. Lokum. Evet, orta şekerli içiyorum ben Türk kahvesi. Arkadaşlar, kahvaltı yaptıktan sonra eve döndük, dinlendik. Ayşe öğle yemeği yedi. Ben sadece iki tane yoğun yemek yiyorum. Yemeğini yedirdik, biraz uyudu. Şimdi çekiyoruz güzel bir gün batımı izlemek üzere. Van Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Bu manzaraya bakar mısınız? Daha yürüyüş yapıyoruz. Hani giriş kapısından girdik. Böyle yürüyüş yapıyoruz. Daha yukarıya çıkmadık ama böyle bir manzara size göstermeden geçemezdim buradan. Çok güzel, hava güzel olmasına da çok iyi. Böyle güneşli olmasına rağmen baya böyle serin. Zaten saat 5 geçti. 5.30 gibi. O yüzden çok keyifli bir yürüyüşümüz oluyor şimdi. Böyle yürüyüşü gideceğiz. Van'da bulunan tarihi kalesine gideceğiz hep birlikte. Hadi gidelim arkadaşlar. Size az önce gösterdiğim eski Van evi, yani örneği yapmışlar burada. Çok güzel. Burada da yeni yapılan bir tane eski Van evi var burada örneği. Bakar mısınız? Bu duvarları benim köyümdeki bazı Afrika'nın köyündeki evleri hatırlatıyor. Ha, bir de çata bakar mısın? Çat da çok ilginç. Böyle sanki böyle topraktan da yapılıyor. Burada hani toprak var ya, onu da koyuyorlar aynı zamanda da. Hani Türkiye'de böyle evler olduğunu bilmiyordum yani eskiden. Çok güzel. Evler normalde kerpiç evleri. Doğu Anadolu'da en çok Van yöresinde rastlayabilirsiniz. Kendim de bu tarz Van evinde doğdum. Babamla hatta bu tarz topraktan evler yaptık. Yani şu an hani yapımı çok basit. Çoğu tabii İstanbul'da, İzmir'de yaşayan insanlar bilmez ama yani biz bu tarz evleri yaptık. Şu an Afrika'da da hatta bazı yerlerde var ve aynı zamanda çok serin oluyor yazın. Öyle yani mi? Tabii ki yazın çok serin kışın oluyor. Yazın kışın serin olur, kışın biraz daha ılık mı olur? Evet, çok soğuk olmaz. Şimdi tepeye doğru yürüyoruz. Kalenin birinci girişindeyiz şu anda. Arkamızda böyle bir manzara. Van Gölü de görünüyor burada. Aşağı tabii ki bu tarz yerlerde geçtiğim zaman genelde böyle taşımayı tercih ediyorum. Rahat etsin. Gidelim. Ama baya bir yokuş, yokuş mu denir? Yükseklik. Yükseklik yani baya bir yüksek. Kolay değil. Burada da çocuk arabası da ile de gidilmez. Çünkü yollar müsait değil. Çok taşlı yollar. Şu anda Van Kalesi'nin en tepesine çıkmış bulunmaktayız. En tepede görmüş olduğunuz Osmanlı zamanında bir cami. 1534 yıllarda yapılmış. Aşağıda hani orada toprak şekilleri vermiş ya, orada. Orası eski Van evleri. Şu anda yıkılmış ama dikkatli baktığımızda biraz izleri de görebiliyoruz yani toprakta. Buradan da izleyebiliyoruz. Orada da bir cami var. Kamerada pek belli olmayacak ama Selçuklu camisi var. Ve böyle güzel bir manzara bize karşılıyor. Şimdi kalenin en tepesine çıkacağız. Evet. Giriyoruz. Yani kolay bir yürüyüş olmadı. Ama buraya geldi. Değdi mi Nalya sorarsanız. Vallahi değdi. Burada da eski Van evi mi? Evet. Kale içerisinde topraktan yapılmış bir ev bulunmaktadır.
Böyle izleri var. Çok güzel bir gün batımına denk geldik arkadaşlar. Aç bakar mısınız? Yüzmeyi seviyor. Yani o yüzden burada böyle bir havuz var. Kardeşimin bahçesinde de var bol bol maydanoz. Çok severiz. Böyle kim derdi ki Van'da bir köyde maydanoz bir gün toplayacağım. Şaka gibi. Biraz daha toplayayım mı? Topla azıcık daha. Tamam. Yapıyorsun bu iş. Evet. Koparak da oluyor böyle. Evet ama o zaman kökleriyle geliyor. O yüzden kesiyoruz. Ha, temiz gelsin diye. Evet. Kökleri ondan sonra maydanoz oluyor mu? Olmuyor işte. Kökleriyle aldığımızda olmuyor. Bu kadar. Biraz yeter. Daha. Birazcık daha, azıcık biraz daha. Tamam. Şöyle yapayım. Okay. Tamam, gayet iyi. Yeah. Evet, evet öyle. Kaç tane mesela? Yani bir 5-10 tane olabilir. Tamam. 10 tane olsun. Tamam. 3 tane oldu şimdi. Genelde sadece bunları yiyorsun. Alt ikisini yemiyor musunuz? Yiyoruz. Hı. Ama annem şu an bunu cacığa doğru içeceği için. Evet. Ya daha doğrusu cacığa değil ya. Yumurta dökmesi yapacak. Evet. Onun için kileri yeterli. Heh, ay, bu kadar. Evet, kelebek var. Evet. Bu kadar. Evet ama bu mesela bu elma böyle yenmez değil mi? Yenir. Öyle bu mi? Yeniyor mu Derin? Yeniyor. Şu an. Tadı nasıl? Olmamıştır. Olmamış. Bence deneyebiliriz. Bir tane deneyelim mi? Deneyelim. Bir tane koparıp zaten dene. Milyonlarca var yani. Aynen. Gel. Hı hı. Yenir. Burası Van Gölü. Gel, gel. Türkiye'nin en büyük gölü değil mi? Evet. Aynı zamanda NASA'nın uzay istasyonunda fotoğrafı çekilerek birincilik aldı burası. Çok güzel. Ha, direkt burada bir köy, denize inanmıyorum. Vay. Evet. Çok güzel. Su da çok güzel görünüyor. Burası kadınların tarafı mı? Erkekler tarafı. Evet. Ama kadınlar tarafı. Ama burada karışık da girebiliriz yani. Wow. Daha yakın ya bize. Aynen. Buradan gelip çekebilirsin. Çok güzel gözüküyor. Ben hep buradan gelip çekiyorum. Bilmiyorum. Kızlar siz durun. Kadınlarınki uzun. Onların yine gittiğimizde çekelim. Bir kahvaltı yapacağız ya. Hı hı. Bunlar da çekiler. Bak şurada Arda. Neresi? Burası. Ağrı Dağı değil mi? Görünüyor. Türkiye'nin en yüksek dağısı.
Bir dakika, şu an onu bir unutmayayım. Süphan, pardon. Burası ya. Süphan Dağı, özür dilerim. Süphan Türkiye'nin ikinci en büyük dağı. Çok özür dilerim. Düzeltelim. Değil mi? Karşı taraf Adince var. Hani bakın buradan taşlar görüyorsunuz. Ondan sonra kurutuyorsunuz. Yok. Bunun reçeli oluyor. Ya da tatlısı. Hayva reçeli. Evet. Hay. Tatlısı da oluyor. Tatlısı da oluyor. Çok güzel. Ayva tatlısı oluyor. Bak mutlaka can. Burada sebze. Sebze kızartması. Aha bu da gavut. Gavut. Evet. İşte annemiz işte az önce hazırladı. Çaylarımız da burada. Evet aç. Orada. Annemin açık anlayışı. Anne açık da olur çocuk. Bir saniye. Açık acı değil ki. Güzel, güzel. Hiç acı değil. Ben artık alıştım bu çaya. Acı değil. İnanılmaz güzel. Orfa'dan ne kaçak çay yemi içmiş. Ha, o, evet. Her şey çok güzel görünüyor. Bu Kemal amca var ya az önceki. Evet. Onun bahçesinden. Onun bahçesinden. Domates. İşte bunun tadını merak ediyorum. Onu reçelle yiyeceksin. Evet. Tamam mı? İsmi gavut. Gavut. Annem sana gösterir nasıl yemen lazım. Tamam. Yer. Normal yesin. Ama mesela sizce kahvaltıda olmazsa olmaz ne olabilir mesela? Peynir. Başka da bir şey yok. Tek başına. Cacık. İkisinden biri yani fark etmez. Ötlü peyniri ve cacık. Bu çok güzel. Evet, ismi gavut. Gavut. Arkadaşlar zaman... yemekten sonra aşağıda, aşağı hazır. Yüzmeye gideceğiz değil mi aşağı? Evet. Bak yüzmek ister misin? Aşağı sabırlı bir şekilde bizi bekliyor. Biz ne yapacağız? Böyle dibekli tur kahvesi içeceğiz. Yemekten sonra bakalım tadı nasıl olmuştur. Çok güzel. Beğendim. Peki biz nerelere geldik? Tabii ki denize gidiyoruz. Bir de gideyim kafeleri bir bakar mısınız? Böyle bir giyindik. Ve Van Gölü'ne, hatta buradakilere, en azından arkadaşım Van Denizi diyor. Yüzeceğiz, keyfi yapacağız. Suyu bakar mısınız? Bu video Eylül'de çekiyorum. Olduğumuz için su biraz soğuk geldi. Arkadaşım dedi ki burası Eylül'de inanılmaz güzel oluyor. Şimdi biz kadınların olduğu tarafta olduğumuz için hani böyle çekilerek çekirim olsa etraf oldukça biraz kalabalık. Yani en azından 20 kişi vardır. Öyle güzel bir vakit geçiriyoruz. Bakar mısınız ya? Türkiye'nin en büyük gölünde yüzüyoruz şu anda. Daha doğrusu yüzeceğim birazdan. Çok mutluyum. Çok güzel bir ortam. Ama şifalı dediler. Aşağı nasıl güzel mi su? Evet. Soğuk değil mi aşağı? Hoş geldin. Denizde geldik. Bize çok güzel. İyi geldi böyle yüzmeyi. Şimdi burada yemekleri göstereceğiz size. Bakar mısınız? Bu pilav mı? Pardon, tavuk değil mi? Tavuk, yerli tavuk, gezen tavuk. Öyle hazır bildiğimiz tavuklardan değil. Özel bir tavuk. Lezzetli bir tavuk. Yani köy tavuğu gibi. Köy tavuğu zaten. Diyemedim ben. İnşallah. İlk defa sanırım Türkiye'de bir köy tavuğu yiyeceğim. Onun dışında burada işte olmazsa olmaz salata, olmazsa olmaz karpuz. Ve pilav ve yoğurt var. Ayşe çok sever diye. Arkadaşlar sanırım ilk defa Türkiye'de böyle bir köy tavuğu yiyorum. Tadı muazzam. Hele ki yanında olan salata, pilav. İyi gider. Ve denizden sonra inanılmaz iyi geliyor. Denize girdikten sonra güzel bir gün batımını izlemeye geldik arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir gün batıyor şu anda.
güzel bir gün batımını izledim. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke, gezdikçe daha çok güzel yerleri keşfediyorum diyor. Şuna bakar mısınız? Bu görüntü. Hele ki kamera o kadar hani hakkını etmiyor yani. Burada gerçek gözüyle bakmak müthiş. Müthiş. Bu ne? Çok güzel.